Lider Haber'den herkese iyi akşamlar değerli izleyiciler. 16 Mayıs Perşembe günündeyiz. Ekonomide gündem programıyla bugün de karşınızdayız. Saatlerimiz 17.01'i gösterirken yine iç ve dış piyasalarda değerli konuğumuzla tartışacağız. Haliyle her Perşembe bizimle olduğu üzere video konferans yoluyla Profesör Doktor Sayın Ayhan Aytaç, Trakya Üniversitesi öğretim üyesi ve aynı zamanda ekonomist. Ayhan Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Bu hafta nasılsınız, iyi misiniz? Hepinize iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet, şimdi yoğun bir gündeminiz de var sizin, özellikle biliyorum ki fuarlardan ve seminerlerden başınızı kaldıramıyorsunuz. Bu anlamda da yine kendi adıma ve kanalım adıma teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Oldukça yoğun bir bu anlamda yine sizin de çalışmalarınız var. Dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Şimdi konularımızı işleyelim Ayhan Bey. Özellikle çok tartıştığımız bir konu var. Diğer programlarımızda da biz konuklarımızla bunu tartışıyoruz. Sadece ekonomide değil, haliyle siyasetin ve yine başka dalların da yine etkisi altında olduğu için kamuda tasarruf ve verimlilik paketini konuşmak istiyorum. Haliyle çok da konuşulacak zaten. Sadece bugün sanırım bir genelge yayımlanacaktı. Yanlışsam düzeltin lütfen. Şimdi sorum şu şekilde olacak. Sizce tasarruf paketi kamuoyu baskısıyla mı çıktı? Yoksa atılması gereken bir adım mıydı? Buna ilave olarak da yine bu paket sizce yeterli mi diye sormak isterim. Böyle başlayalım, buyurun. Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle az önce ifade ettiğiniz gibi geçtiğimiz hafta maden fuarı vardı. Hı. Türkiye'de ciddi manada teknolojinin sergilendiği bir yapı oldu. Türk müteşebbislerine de teşekkür ederim. Bu hafta da Trakya Üniversitemizde Edirne Sempozyumu düzenlendi uluslararası anlamda. Çok geniş katılımla beraber tarihi bir şehir olan Edirne'nin dünü, bugünü ve geleceği tartışıldı. O yüzden eski bir başkentten, Osmanlı'nın otağından tekrar selamlar, sevgiler yolluyorum. Sorunuza gelince, tasarruf paketi bizler çok konuştuk, sizlerle de konuştuk. Evet. Hatta tasarruf paketi açıklanmadan önce hep şunu söyledik. Uygulanan ekonomi politikalarında bir şeyler eksik ki istediğimiz sonuçları net olarak alamıyoruz. Ve yavaş yavaş da halkın içerisinde, kamuoyunda şöyle bir ses yankılanmaya başladı. Bütün ekonomik problemlerin müsebbibi, nedeni sadece biziz. O yüzden sadece biz mi bedel ödüyoruz? Neden kamuda bunu net bir şekilde göremiyoruz şeklinde haklı bir söylem vardı aslında. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra rasyonel politikalara yeniden geri dönüş çerçevesinde özellikle para politikaları çok etkin bir şekilde kullanıldı ve faiz oranlarını sürekli yukarı doğru çekerek hem parasal likiditede bir azalma hem parayı bulmanın maliyetinde ciddi bir artış yaşandı. Bu elbette gerek tüketiciler gerekse KOBİ'ler için oldukça zor bir dönemi beraberinde getirdi. Hepimiz geçtiğimiz yıllara nazaran herhangi bir mal veya hizmeti alırken artık iki kez daha düşünmeye başladık. İki kez daha diyorum çünkü birincisi eğer ben bunu almazsam gelecek aylarda fiyatı daha çok yükselir. İkincisi de ben bunu nasıl alacağım problemi. Bir de hatırlarsanız kredi kartlarında sınırlama olacak, limitler düşürülecek vesaire gibi söylemler tüketici üzerinde sürekli bir baskı oluşturdu. Diğer taraftan da fiyat hareketlerinde sürekli bir yukarı doğru artış kamuoyunda artık gelirin yetemeyeceği bir duruma getirdi. Ama hep şunu söyledik. Dedik ki eğer siz ekonomide enflasyonla mücadelede net bir başarı elde etmek istiyorsanız bunun bir ayağı para politikasıdır ama diğer ayağı da maliye politikasıdır. Maliye politikası kamunun iradesinde olan politikalar bütünüdür. O nedenle kamunun da kendisine bir çeki düzen vermesi gerektiği söz konusu. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda hem artan kamu baskısı, kamuoyu baskısı hem de diğer taraftan ekonomide istenen ve beklenen seviyeye gelememe bizi tasarruf politikasına ya da tasarruf paketi açıklamaya aslında zorunlu hale getirmiş oldu. Açıklanan tasarruf paketine baktığımızda özellikle taşıt kiralamalarda ya da atamalarda ya da işte birden farklı kamuda görev alanları maaş düzenlemelerinde ve istihdamda ciddi manada bir standartizasyonu meydana getiriyor. Aslında rasyonel açıdan bakıldığında şunu söyleyebiliriz. Aslında bunlar normalde olması gerekenler. Biz bugüne kadar normalde olması gerekenlerin üstünde bir anlayışla yaklaştık. Yani makam aracılarının tamamının yabancı menşeli olması, efendim kamudaki bir takım harcamaların
rahatlıkla yapılabiliyor olması hep soru işaretleri barındırıyordu. O nedenle yerli ve milli imkanlara dönüş biraz daha pozitif bir etki yapacaktır diye düşünüyoruz. Açıklanan Evet. paketin yaklaşık 100 milyar liralık bir dilime sahip olması yeterli midir? İşte burada ciddi bir soru işareti görüyoruz. Bu soru işaretinin nedeni aslında şu. Bir taraftan artan bütçe açıklarının çok hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz. Diğer taraftan geçtiğimiz yıl itibarıyla Merkez Bankası'ndan kaynaklı yaklaşık 850 milyar liralık bir üzerimizde bir yük var. Yani biz 100 milyar liralık bir tasarruf yapacağız ama Merkez Bankası'nın bir yıl içerisindeki zararı yaklaşık 850 milyar. Yani 8'de 1'i kadar bir tasarruf etmiş olacağız. Artı Merkez Bankası'nın kur koruma kaynaklı 2024 yılında da muhtemel bir zararı olacaktır ki Merkez Bankası'nın yasal yedek akçeleri daha önce hazineye devredildiği için yine bu zararı tolere etmek maalesef ya para basma yoluyla ya da hazine yoluyla tekrardan finanse edilecek ve bu da tekrar tüm hane halkı ve ekonomideki tüm birimler üzerinde bir yük meydana getirecektir. O nedenle bizim tasarruf paketinin işleyişini ilerleyen zaman içerisinde görmemiz lazım. Bugün Sayın Mehmet Şimşek'in bir açıklaması vardı. Muhtemelen dedi yaz ortasında orta vadeli plandaki gerçekleştirmeleri değerlendirirken aynı zamanda tasarruf paketinde net kazançları da görebileceğiz. Bizim bunu görmemiz gerekiyor. Şu anda açıklanan yapı henüz muğlak, kapalı bir yapı. Gelecekte olabilecekleri birkaç ay içerisinde bunun etkisinin ne olduğunu görebilmemiz gerekiyor. Bunun için de elimizde somut göstergelerin var olması lazım. Diğer taraftan olayın farklı bir boyutuna indiğimizde kamu tasarrufu yaparken nerelerden tasarruf yapacak? Biz sizlerle daha önce de söylediğimiz bir şey vardı. Öncelikli alanların belirlenmesi lazım. Yani kamu tasarruf yapacağım diye tüm yatırım alanlarında bir yavaşlamaya giderse ya da durdurmaya giderse maalesef ekonomideki yavaşlamayla beraber Türkiye ekonomisi 2024'te çok hızlı bir aşağı yönlü ivme kazanır ki bu ilerleyen süreçte hem milli gelir hem istihdam açısından oldukça büyük problemler meydana getiriyor. O yüzden defaatle altını çizdiğimiz, öncelikli alan olarak ifade ettiğimiz rekabetçi, yenilikçi ve ihracata yönelik olan alanlarda devletin hem destek mekanizmasını hem de prosedür kolaylıklarını devreye sokması gerekiyor. Aksi takdirde az önce de ifade ettiğimiz gibi zaten ekonomide mevcut bir yavaşlama kamunun da ekonomiden el çekmesiyle beraber çok büyük bir gerilemeye doğru gidebilir ki Türkiye ekonomisinin ciddi bir gerilemeye ya da durağanlaşmaya tahammülü de yok diyebilir. Çünkü Türkiye ekonomisi genç nüfusa ve genç işsize sahip bir ekonomi. Bu nedenle kemerleri sıkarken nefes almayı engellemememiz Doğru. gerekiyor. Ekonominin bir miktar nefes alması gerekiyor. Bunlar süreç içerisinde halledilebilecek unsurlardır. Biz yine sizlerle beraber konuşurken 2025'ten itibaren Türkiye ekonomisinde tünelin ışığını görmemiz gerekiyor diye ifade ettik. Hala aynı noktadayız. 2025'te tünelin ışığını görebilir hale gelebilirsek Türkiye ekonomisi canlanmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Şimdi bu konuyla alakalı son bir sorum olacak. Diğer konulara da geçeceğim. Yine 3 yıllık bu paketin 3 yıllık öngörülebilir bir süre verildiğini biliyoruz ama Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sadece 3 yıllıkla sınırlanmayabilir. Bunu devam ettirebiliriz de dedi. Bunu da nasıl yorumlarsınız? Sonrasında diğer konuma geçeyim. Buyurun. Çok güzel bir şekilde ifade etmiş Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani az önce biz ne dedik? Bu tasarruf paketi geleneksel anlamda düşünüldüğünde aslında rasyonel bir ülke davranış. Yani olması gerekeni biz geç yapıyoruz gibi. Kamudaki müsrifliği geç telafi ediyoruz ve normal olması gerekeni yapıyoruz. Yani işletmeler toplam kredi yönetimi çerçevesinde bugün açıklanan tasarruf paketini rahatlıkla zaten kendileri yapıyor. Örnek veriyorum büyük bir holding, büyük bir şirkette araç havuzları vardır. İhtiyacı olan kullanır. Her bir departmana tek tek araç Peki verilmez Arhan veya Bey, bu her noktada şunu departmana... sorabilir miyim size? Bu noktada şunu sorabilir miyim? Şimdi belli bir bunların imzalanma süre zamanları oluyor ya, Ocak'ta yeni yıl itibariyle imzalanıyor. Haliyle bu paketin hemen hayata geçmesi söz konusu olabilecek mi? Bunların bir süresi yok mu anlaşmaların?
Güzel bir noktaya değindiniz. Genellikle yıl sonlarında bu sözleşmeler yenilenir. Evet. Doğal olarak 2024 yılı için yapılmış olan taahhütler söz konusudur. Ve bu taahhütler çiğnendiği takdirde de bunların cezai müeyyidesi Evet, olacaktır. Hatta TOK, yerli otomobil markamız TOK ilk defa çıkarken sizlerle yaptığımız yayında hep şunu söyledik. Keşkeydik bu ilk paketi, TOK'un ilk üretim paketini kamu kullansa. Hem mevcut meydana gelebilecek muhtemel arızaları müşteriye yansıtmamış oluruz. Hem de kamuda bir tasarruf meydana gelir. Hem de yerli malımıza sahip çıkmış oluruz. Bugün aslında o noktalara doğru geri geliyoruz ama dediğimiz gibi biraz geç kalındı. Yapılan sözleşmeler söz konusudur. Onların devamı mümkün olacak mı, olmayacak mı? Onları Evet. zaman içerisinde göreceğiz. Evet. Şimdi bir diğer konu da yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatları önceki haftaya göre 3,19 milyar dolar azaldı ve 172,63 milyar dolar oldu. Gerçek kişilerin mevduatı da 1,19 milyar dolar azalarak 106,77 milyar dolar oldu. Tüzel kişilerin mevduatı da keza 1,99 milyar dolar azalarak 65,86 milyar dolar oldu. Bu bağlamda şu soruyu soracağım. Türkiye ekonomisi dolarizasyondan kurtuluyor mu ve bu anlamda bunu siz neye bağlarsınız? Evet, uygulanan ekonomi politikalarındaki temel hedeflerden bir tanesi şu. Hep şunu hedefliyoruz. Diyoruz ki yerli enstrümanlara ilgi artsın. Döviz üzerinden tasarruflar yerli paraya doğru çevrilsin. Bunu yapabilecek iki tane temel mekanizma var. Bir tanesi şeffaf ve işleyen finansal piyasa ki burada en büyük pay borsadır. Bir diğeri de bankacılık kesiminde faiz oranlarıdır. Biz özellikle sermaye piyasaları kapsamında borsayı hem haberler yoluyla hem de borsadaki şeffaflık ve kazançlar yoluyla yatırımcılar için cazip bir noktaya getirebildik. Diğer taraftan ise faiz oranlarını arttırmak suretiyle faiz yoluyla elde edilen kazançları enflasyon farkına doğru yaklaştırdık. Henüz bugün net bir şekilde pozitif reel faizden bahsedemeyiz tabii ki. Enflasyon %70'e dayandığı bir yerde %55-60 arası en fazla mevduat faizi yine %10'luk bir reel kaybı bize ifade ediyor. Ancak borsada %60 kazanma, %70 kazanma garantisi olmadığı için sermaye yavaş yavaş nereye doğru kayacak? Net ve reel getiriye yani faize doğru kayacak. Ben özellikle döviz hesaplarından TL hesaplarına geçişte döviz üzerindeki yavaşlamanın, artış hızındaki yavaşlamanın aynı zamanda da yerli para cinsinden kazancın daha karlı olduğu yoluyla açıklayabiliyorum. Diğer taraftan bakıldığında özellikle işletmeler açısından da durumu özetlemeye çalışırsak yıl başından beri dolar kuru yaklaşık olarak döviz kuru diyelim ortalama %7,5 civarında artarken enflasyonun %17 civarında arttığını görüyoruz. Yani bireyler ya da firmalar paralarını TL üzerinden faize koyduklarında, bankaya koyduklarında yaklaşık %10 daha fazla ilerleyen süreçte dolar alabilecekler. O nedenle işletmelerin de dolar cinsinden değil de biraz daha TL cinsinden mevduata doğru kaymaya başladıklarını da söyleyebiliriz. Evet. Burada en önemli husus dövizin enflasyon oranından daha az artıyor olması ve görünen o ki döviz üzerinde yine kamunun bir her ne kadar görünmeyen müdahalesi olarak ifade etsek de enflasyonun altında bir döviz kuru 2024 için hedeflenmiş vaziyette. Bu nedenle TL cinsinden kazançlar 2024 yılı için konuşuyorum. Daha karlı, daha mantıklı olacaktır. Dolar elinde tutmak isteyenler artık yavaş yavaş TL'ye doğru kayacaktır diye de söyleyebiliriz. Göstergeler de Evet. zaten bize bunu ifade ediyor. Bir diğer konu da Türk tahvillerine yine yabancıların ilgisi arttı ve yabancı yatırımcılar 10 Mayıs haftasına gittiğimizde 2,83 milyar dolarla Türk tahvillerinde rekor net alım gerçekleştirdi. Yabancıların Türk tahvil sevdasının perde arkasında sizce ne var? Sermayenin en büyük sevdası kârdır, getiridir. Doğal olarak Türk tahvillerinin getirilerine olan inancın arttığını görüyoruz burada. Bunu tabii destekleyen bir başka önemli unsur da Türkiye'nin CDS puanının
aşağı doğru iniyor olmuş. Yani riskinin azaldığı, doğal olarak risk seviyesinin daha düştüğü bir ortamda yerli enstrümanlara, Türk tahvillerine talebin de tabii ki artacağını öngörebiliriz. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Standard & Poor's bir not artışı yaptı. Her ne kadar devede kulak diyebileceğimiz bir not artışı olsa da eskiye nazaran daha yüksek bir seviyeye, B pozitif seviyesine getirdi. Bunlar tabii yabancı yatırımcılar için takip edilen önemli unsurlar. Bir de gelecek süreç içerisinde Türkiye'de faiz oranlarının artık daha fazla artmayacağı ve belli bir dönemden sonra stabil ve aşağı yönlü faiz oranlarında bir gevşeme ortaya çıkacağı ifadesi söz konusu ya da beklenti söz konusu. Nitekim özellikle Temmuz-Ağustos ayından sonra baz etkisiyle yaklaşık %20 civarında enflasyon oranımızın yıllık bazda aşağı doğru düşeceğini ifade edersek, o zaman Temmuz-Ağustos ayından sonra faizlerde bir miktar aşağı yönlü bir eğilim olacaktır. Ve biz şunu biliyoruz, faizler düştüğünde tahvilin değeri de artar. Bu da tahvil sahipleri için ilave bir getiri olacaktır. Bu düşüncelerle yabancı yatırımcının hem Türk ekonomisinde riskin azalması hem de ilerleyen süreçte faiz oranlarındaki gevşemenin meydana getireceği pozitif reel kazançla Türkiye'ye yönelik taleplerin artacağını veya arttığını ifade edebiliriz. Gelişmeler sürerken Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi önceki ayın nihai endeksine göre düzeltiyorum, %7.0 azaldı ve 63.42 oldu. Yani tüketici alınan tedbirlere rağmen ekonomideki bozulmanın giderilebileceğine inanmıyor mu sizce? Herkes hissettiğini ifade ediyor aslında. Tüketici güven endeksi önümüzdeki 3 ay ve 1 yıl içerisinde gelirinizde artış olup olmayacağını, efendim satın alma eğilimi içerisinde olup olmayacağınızı, yeni bir araba, yeni bir ev talebinizin ve alabilme gücünüzün olup olmayacağını, iş bulabilir misiniz, bulamazsınız, bulamaz mısınız gibi bir takım soru ve anketlerden oluşan bir yapı. Şimdi burada aşağı yönlü bir eğilimi biz birkaç aydır özellikle şiddetli bir şekilde görüyoruz. Ve burada eşik olan 100 değerinden de sürekli aşağı doğru iniyor. Bunu neden bu şekilde yorumluyor tüketici? Çünkü eskiye göre satın alma gücünün azaldığını görüyor. Her çarşı pazara gittiğinde biraz daha fakirleştiğini görüyor. Evet. Efendim bir ev almak ya da bir araba almak artık hayal olarak görmeye başlıyor. Hani bir ara yine Türkiye ekonomisinde vardı. Emekli olsanız da hiçbir şey yapamıyordunuz. İnsanlar artık buna geliyor. Yani 25-30 yıl çalışıp emekli olduktan sonra aldıkları emekli aylıklarıyla maalesef artık sıfır bir araba dahi alamaz ya da bir ev hayali kuramaz konuma geldi. Bunun düzelebilmesi ancak orta ve uzun vadede mümkün. Biz 2012-2013 yıllarında bu seviyeleri yakalamış bir ekonomiyiz. Yani insanların rahat bir şekilde araba hayali kurabildiği ya da ev Evet. hayali kurabildiği bir dönemi yaşadık ki malumunuz faiz oranları 0.55-0.65 civarındaydı araç ve konut için ve alınabilirliği yüksekti. Günümüzde bakıldığında faiz oranlarının aylık %5'ler seviyesinde olduğu bir durumda 3 milyonluk bir evi bile alsanız yaklaşık 10-12 milyon civarında 10 yılda bir geri ödeme olacak ki bunda aylığa vurduğunuzda yaklaşık 110 milyar, 110 bin lira gibi bir rakama sahiptir. Türkiye'de ortalama gelirinde 40 bin lira en iyi ihtimalle olduğu düşünülürse o zaman hiç kimsenin geleceğe yönelik beklentilerinde net bir iyileşme bekleyemeyiz. Tüketici güven endeksi ne zaman pozitife doğru geçer ya da ne zaman yukarı yönlü eğilime doğru geçecektir? İnsanların satın alma gücü yani refahında bir artış ortaya çıktığında ya da bu eğilimin güçlendiğinde o zaman ortaya çıkacaktır. Bunun da en büyük göstergesi enflasyonda kalıcı bir aşağı yönlü ivme. Yani sadece baz etkisiyle değil ekonomide gerçek anlamda fiyat hareketlerinde bir durağanlaşma ve enflasyonun belirgin bir şekilde aşağı yönlü eğilime girmesiyle ancak bu bakış açısı değişir diye düşünüyorum. Evet. Ödemeler dengesine bakalım. Ödemeler dengesinde de Ayhan Bey, Mart 2024 cari işlemler aylık 4.54 milyar dolar açık verdi. 12 aylık cari işlemler açığı da 31.23 milyar dolar oldu. Şimdi Mayıs 2023'ten beri cari açıkta bir iyileşme görüyoruz. Bu durum yine kronikleşmiş cari açık problemimizin çözüleceği işareti olarak da yorumlanabilir mi? Dileriz ki öyle olsun ama görüntü çok da fazla öyle değil. Yani alınan politikaların bir yan etkisi gibi düşünelim.
Rasyoya bakıldığında geleceğe yönelik daha pozitif şeyler söylenebilir gibi geliyor. Yani cari açınız 56 milyar dolardan 36 milyar dolar seviyesine, hatta 30 milyara doğru inebilir mi ifadeleri söz konusu, ama cari açığı finanse edebilmekteki en büyük etken ihracat ve döviz girişimizi arttırmaktır. Doğal olarak bakıldığında Türkiye'nin ihracat eğiliminin yavaşladığını görüyoruz. Yani ihracat %8 artmış bir önceki ay, %0,8 artmış, ithalat 3,5 civarında artmış. Yani biz hala ithalatı yüksek olan bir ülkeyiz. Peki cari açık neden azaldı? Çünkü dış ticaret hacmimizde bir azalma meydana geldi. Bunun bir önemli yan etkisi şu olacaktır. Eğer Türkiye yerli girdiği makine, tesisat, sermaye malı üretemiyorsa bunu dışarıdan almak zorunda. Ve bugüne kadar ekonomik büyümede ne zaman ekonomi büyürse ithalatında da bir artış ortaya çıkıyordu. Eğer şu anda sermaye malı ve girdilere yeterince ithal etmiyorsa bu gelecekte üretimde bir yavaşlamanın da işareti olarak karşımıza çıkacak. Tekrar söyleyelim, cari açıkta net ve kalıcı iyileşme için Türkiye'nin ihracatını arttırması gerekiyor. İhracatını arttırabilmesi için hem mal grubunda hem de pazar grubunda bir yenilenme yaşaması gerekiyor. Sadece ve sadece Euro bölgesi bazlı dış ticaret politikaları maalesef bu bölgede yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle bize de yansıyor. Geçtiğimiz yıl ve bir önceki yıl Euro bölgesinde büyümenin sıfıra yakın olması, Almanya'nın teknik resesyona giriyor olması, Türkiye'nin bu bölgeye yaptığı ihracatın da azalmasına neden oldu. Bu sene veriler biraz daha iyimser hale gelmeye başladı. İşte Almanya'da endüstriyel gelişmenin bir önceki döneme göre daha üstte olduğu söyleniyor. Ama netice itibariyle Euro bölgesinde de enflasyonla ilgili ataklar bitmeden, faiz oranları aşağı doğru inmeden Türkiye'nin dış ticaretinde ciddi bir iyileşmenin mevcut şartlar altında olacağını düşünmüyorum. Mevcut yaşadığımız cari açıktaki azalmanın da özellikle ithalatı getirilen sınırlamalar ve ithalat maliyetleri nedeniyle ve ekonomideki yavaşlama nedeniyle olduğunu düşünüyorum. Doğal olarak da bunun geçici olduğu kanaatindeyim. Kronik bir sorunu çözebilmek için tamamen o kronik sorunu ortadan kaldıran yapısal düzenlemeler gerekiyor. Biz yapısal düzenlemeleri gerçekleştirmediğimiz takdirde 2-3 yıldır cari açık problemini ve kronik cari açığı yeniden konuşuruz diye düşünüyorum. Küresele bir göz gezdirelim. Küreselde de şimdi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde açıklandı ve bu Amerikan ekonomisinde yaşatılan bilinçli bir politika ürünü mü? Neticede bir Kasım ayında seçim yaşanacak çünkü ve yine Fed'in faiz politikasına etkisi olabilir mi? Ki önceki gün Powell'ın özellikle ekonomiye dair sabır mesajı da dikkat çekmişti. Powell'ın yine konuşmalarını şahin mi güvercin mi olarak nasıl yorumlarsınız? Bu sorumuzu da sormuş olayım bu arada. Amerikan Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamalar aslında bir nevi artık küresel spekülasyon haline geldi. Yani bir ay önce bir şeyler söylüyorlar. Bir anda uluslararası emtia fiyatlarında yukarı aşağı değişimler oluyor. Sonra bir ay sonra biz aslında böyle demek istemedik de şunu demek istedik şeklinde birbiriyle bir miktar tezat söylemler var. Bunu şunun için söylüyorum. Başlangıçta faiz indirimine geçileceği kararları verildi. Ardından bir ay sonra faiz indirimi için erken dendi. Bugün ise söylenen şey nedir? Ekonomide enflasyonda net bir çözüm görmeden faiz indirimi şu an için gündemimizde yok dendi. Fed'in yönetim kurulu üyeleri bir açıklama yapıyor. Enflasyonun belini kırmadan faizi indirmek atılan adımların boşa gitmesi gibi ifadeler kullanıyor. Ama sizlerle yine daha önce de ifade ettik, konuştuk. Kasım ayında bir seçim varsa, Kasım ayındaki seçimden önce piyasaların bir rahatlaması lazım. Bakın işsizlik rakamları, işsizlik başvuruları çoğaldı. Bu ne demek? Ekonomi yavaşlıyor demek. İlk 3 ayda özellikle Amerikan ekonomisinde enflasyonun olumsuz etkilerini gördük. Bu olumsuz etkilerin başında da gıda ve enerji geliyor. Evet. Gıda ve enerji fiyatlarındaki artışlar enflasyondaki katılığın net bir göstergesiydi. Ekonomiyi sürekli soğutmaya çalıştığınızda bu kez özellikle seçime giren Amerikan ekonomisi için
seçime girecek olan mevcut Biden yönetiminin elini zorlaştıran en önemli unsur olacaktır. O nedenle önümüzdeki günlerde, aylarda diyelim daha doğrusu, özellikle de Temmuz ayından sonra Ağustos'ta Amerikan ekonomisinde muhakkak bir faiz indirimi bekliyorum. Yani yıl sonuna kadar seçimden önce muhakkak bir faiz indirimi olacak ve piyasaları rahatlatacak adımlar atılacaktır. Aksi takdirde seçim atmosferinin olumsuz etkilerinden maalesef demeyelim yani kendi işleri netice itibariyle bundan kurtulamazlar. Ama şunu söyleyelim, atılan adımların neticesi midir bu? Evet, çünkü siz sıkı bir para politikası uyguluyorsunuz, sıkı bir maliye politikası uyguluyorsunuz. Bunun da ortaya çıkartacağı en önemli sonuç işsizliktir. Az önce Türkiye ekonomisinde de muhtemel problem olabilir diye ifade ettiğimiz konu da tam da budur diye bağlayabiliriz. Evet. Bir diğer sorum yine küreselde Dünya Bankası ile Türkiye arasında 1 milyar dolarlık bir anlaşma sağlandı. Ve bu durum Türkiye açısından küresel algıda bir değişikliğin habercisi olabilir mi? Yani üst üste bu tarz haberleri alıyoruz. İşte bir taraftan yabancıların tahvil talebinde artış, öbür taraftan Dünya Bankası ile uzun vadeli 30-35 milyar dolarlık bir anlaşma. Şimdi Dünya Bankası ile yapılan yeni bir anlaşma. Dünya Bankası'nın mekanizması biraz farklı çalışıyor. O fark nedir? Dünya Bankası proje bazında size kredi verir. Yani ben yeşil dönüşüm meydana getireceğim ve bana verdiğim parayı ben yeşil dönüşüm için harcayacağım dediğinizde ve bunu belgelendirdiğinizde evet size kredi dilimi veriyor. Burada önemli olan şey Türkiye'nin hangi alanlarda yatırımı desteklediği, dijitalleşme, ekonomide dijitalleşme ve yeşil dönüşüm başlığı altında toplanacak olan fonlar özellikle Euro bölgesiyle yapılacak ticaretin önünü açması açısından son derece önemli. Çünkü yeşil mutabakat dediğimiz Paris İklim Anlaşması'nda bir kolu olan yapı içerisinde 2030'dan itibaren Euro bölgesi yeşil enerji ve yeşil ekonomiyle ilgili adımlarını ve kıstaslarını belirginleştirecek. Bunun anlamı nedir? Eğer siz yeşil ekonomiye ya da yeşil teknolojiye dayanmayan, diğer bir ifadeyle çevreye minimum zarar veren, atıkları minimize etmiş, ham maddeyi sınırlı kullanmış, ham madde israfına son vermiş teknolojiyle üretim yapıyorsanız kapılar açık size. Ama bunların dışında üretim yapıyorsanız kapılar kapalı. Türkiye'nin en büyük ticaret partneri Euro bölgesi olduğuna göre biz yeşil ekonomi ve yeşil dönüşüm ve dijitalleşmeye ağırlık veremezsek önemli bir pazarın kapıları bize kapanacak. O nedenle Dünya Bankası'nın Türkiye ile yapmış olduğu müzakereler sonucunda açmış olduğu her bir kredi dilimi özellikle dış ticaretin önünü açabilmesi açısından ve KOBİ'nin ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlaması açısından son derece değerli bir adım olarak görüyorum. Elbette ki bu durum Türkiye'nin yeniden rasyonel politikalara dönüşü ve CDS puanındaki düşüşle beraber desteklendiği için de küresel piyasalarda anlamlı bir gelişmedir diye de ifade edebilirim. Evet, çok teşekkürler Ayhan Bey, değerli bilgileriniz için. Gerek içte gerek dışta önemli değerlendirmelerde bulundunuz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, bugün de yine tabii 16 Mayıs Perşembe gününde değerli konuğumuz Profesör Doktor Sayın Ayhan Aytaç'la iç ve dış piyasaları gelen gelişmelerle sizlere aktarmaya çalıştık. Yayında yapım demeye geçen arkadaşlarım adına iyi bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.